Bu videoda sizlere genel hatlarıyla eski çağlardaki Yunanistan'dan bahsedeceğim arkadaşlar. Bahsedeceğimiz dönemler arasında Altın Çağ olarak da bilinen Klasik Çağ, Antik Çağ ve Helenistik dönem yer alıyor. İsterseniz Yunanistan ismiyle başlayalım. Yunanlar, hatta Antik Yunanlar bile yaşadıkları yeri Yunanistan olarak adlandırmıyorlar. Yunanistan'ın adı onlar için Hellas'tır. İki L ile yazılıyor arkadaşlar. Hellas kelimesi ise Yunanların ataları olarak kabul ettikleri efsanevi Helen'den türemiştir. Yunanlar Helen'i ataları olarak kabul ederler. Bu arada Helen'in gerçekten yaşayıp yaşamadığı bilinmiyor. Ama Hellas isminin Helen'den türediğini biliyoruz. Erkek olan bu Helen'i Truvalı Helen'le karıştırmayın arkadaşlar. Yani bir de biliyorsunuz kadın ismi olarak Helen var, Truvalı Helen, bu o değil. Yani Truvalı Helen başka biri, Yunanların atası Helen başka biri. Çocukken Helenistik dönem ya da Helenistik kelimesinin kullanıldığı şeyler duyduğumda bunun Truvalı Helen'le alakası olduğunu ben düşünürdüm. Meğer çok yanılıyormuşum. Kısacası Yunanlar anlamına gelen Helenler, Yunanistan'a ait olan anlamına gelen Helenik ya da Helen döneme ait anlamına gelen Helenistik kelimeleri, bütün bu kelimeler Yunanların atası olarak kabul edilen Helen'den geliyor arkadaşlar. Helenistik dönem, Yunan etkisinin sadece Yunanistan ve Anadolu'da değil, İran ve Mısır'da da yoğun olarak görüldüğü dönemdir. Şimdi bu açıklamadan sonra, eski çağlardaki Yunanistan'ın büyük tarih öyküsüne genel bir bakışa hazır mısınız? Yunanistan yarımadasının binlerce yıl boyunca insanlara ev sahipliği yaptığına inanılıyor. Ve bu tarihin üzerinden geçerek biz de onları daha iyi anlamaya çalışacağız. Şimdi çizdiğim zaman çizelgesi Miken döneminin sonu ile başlıyor arkadaşlar. Miken İmparatorluğu yıkıldığında Yunan Karanlık Çağı başladı. Yunan Karanlık Çağı. Milattan önce 1100 ile 800 arasındaki bu zaman dilimine Karanlık Çağı adı verilmesinin sebebi bu zamana ait çok fazla kaydın olmamasıdır. Ama dikkat çekici ve önemli olan bir olay var ve bu dönemde gerçekleştiği sanılıyor bu olayın. O yüzden buna şimdi ben biraz zaman ayırmak istiyorum müsaade ederseniz. Evet. Milattan önce 1200'lü yıllara Truva Savaşı yılları diyoruz. O yıllarda Truva Savaşı yaşandı. Bunu not edebiliriz çünkü tarihi önemi olan büyük bir savaştı. Truva Savaşı hakkında çok fazla tarihi belgemiz olmamasına rağmen Homeros'un bu savaştan bahsettiğini biliyoruz. Bu arada Homeros'un da gerçekten yaşayıp yaşamadığını bilmiyoruz ama İlyada ve Odise destanlarında Truva Savaşı'ndan bahsediliyor. Homeros'un yarı destansı bir karakter olduğunu ve bahsi geçen destanların savaştan çok ama çok uzun zaman sonra yazıldıklarını bir kere daha belirtmek istiyorum. Truva Savaşı'ndan bahsedildiğinde ya da bu savaşı konu alan film ya da kitaplarda, savaş eğer anlatıldığı gibi gerçekleşmişse, milattan önce 1200 yıllarında gerçekleşmiş olmalı. Karanlık Çağ'dan çıktığımız zaman, Antik Yunanlarla özdeşleştirilmiş bazı kurum ve oluşumların ortaya çıkmaya başladığını görüyoruz. Nedir bunlar? Mesela Delphi kainleri ya da bilinen adıyla Pitya, Yunan şehir devletlerini yönetenlerin akıl almak için ya da neler olabileceği konusundaki kehanetleri dinlemek için gittikleri, danıştıkları kahinlerdi. Delphi kahinleri zaman çizelgesinin hemen hemen tamamında Roma İmparatorluğunu da içine alan binlerce yıl süren bir dönem boyunca ayakta kalmıştır. Bakın görüyorsunuz böyle çok uzun bir dönem bunlar ayakta kalmış. Bu kahinler Yunan liderler üzerinde çok etkiliydi. Aşağı yukarı aynı zamanda Olimpiya'da insanların atletik becerilerini sergilemek için yarıştıkları Olimpiyat oyunlarının düzenlendiğini de biliyoruz. Ve biliyorsunuz Olimpiyat oyunları günümüze kadar geldi. Antik Olimpiyat oyunları süre olarak çok uzun bir zaman boyunca devam ediyordu. Bugünkü Olimpiyat oyunları antik olanlara kıyasla çok kısa ama bu geleneğin hala işte dediğim gibi devam ettiğinin en büyük kanıtı. Evet, İnsanların Yunanistan hakkında günümüzde bildikleri şeyler aslında klasik döneme kadar uzanmaktadır. En azından birçoğu. Yani Yunanistan denildiğinde aklınıza gelen şeylerin çoğu aslında bu döneme dayanır. Klasik dönem, Pers saldırılarının başarılı bir şekilde bastırıldığı, İskender'in hükümdarlığının başladığı ve bittiği dönemdir. Aynı zamanda demokrasi gibi fikirler de gün yüzüne çıkmaya başlamıştır. Atina'nın yöneticisi Perikles, demokrasi fikrinin filizlenmesine yardımcı olmuş ve hükümdarlığı sırasında Yunan kültürünün önemli ikonları olan Akropolis ve Parthenon'u yaptırmıştır. Bunlar biliyorsunuz iki büyük tapınak. Evet, tüm bunlar bu dönemde gerçekleşmiştir. Bu dönem ayrıca ünlü Yunan filozoflarının dönemidir. Buradaki çizgiler yaşadıkları dönemi temsil ediyor. Sokrates, onun öğrencisi ve ünlü akademiyi kurmuş olan Platon ve bir de Platon'un öğrencisi ve Büyük İskender'in danışmanı olan Aristoteles. Bakın bunlar bu üç isim özellikle çok önemli. Tekrar ediyorum o yüzden. Sokrates, Sokrat diye de bilinir biliyorsunuz. Sokrates, Platon, biz Türkçe'de bazen buna Eflatun dendiğini de biliyoruz. Öyle de duymuş olabilirsiniz. Ve Platon'un öğrencisi de Aristoteles. Onu da Aristo olarak çokça duyarız. Kesinlikle daha önce duyduğunuz şehir devletlerinden de şimdi bahsetmek istiyorum. Birçok şehir devleti vardı ama buradaki haritada önemli olan bazılarını işaretledim sadece. Delphi kahinlerinden bahsettik. Olimpiyat oyunlarının Olimpiyada yapıldığını söyledik. Bunların yanında Atina ve Sparta'dan ve Korint ile Teb şehrinden de çokça bahsedildiğini duyarsınız. Sparta, disiplinli askeri örgütlenmesi ve ordusu ile ünlüdür ve tarih boyunca bu konuda örnek gösterilmiştir. Hatta biliyorsunuz bir film bile yaptılar, 300 Spartalı, belki izlemişsinizdir filmi de. Orada da biliyorsunuz Spartalıların o savaşçı karakterine özellikle örnek verilen bir filmdir. Ama bunun yanında çok sık bahsedilmese de köleci bir toplum olduğunu da söylememiz lazım. Sparta tarihinde her bir Spartalı başına 7 ila 20 köle düştüğü söylenir. Atina ise felsefe ile meşhurdur arkadaşlar. Demokrasinin doğduğu yerdir. Sanatı, mimarisiyle de ünlenmiştir. Aslında tüm bu şehirlerin mimarileriyle ünlü olduklarını da ekleyelim. Altın Çağ'da Atina İmparatorluğu zamanında Atinalıların ayaklanmaları çok kanlı bir şekilde bastırdıkları ve bazı insanlara çok kötü davrandıkları söylenir. Yani kısacası olaylara nasıl yaklaştığınıza bağlı olarak bu şehir devletleri hakkında farklı şeyler düşünebilirsiniz. Şehir devletlerin güçlü olduğu dönemde her ne kadar hepsi aynı dili konuşsa, aynı kültürü paylaşsa, olimpiyat oyunlarına atlet gönderse, Delphi kahinlerini ziyaret etse de bunların hepsi sonuçta bağımsız devletlerdi. Ve 4. yüzyılda Makedonyalı Philip ve daha sonra da oğlu Büyük İskender bu şehir devletlerini bir araya getirdiler. Büyük İskender Yunanistan'ı birleştirmekle kalmadı. Pers İmparatorluğu'nu fethetti ve çok kısa bir ömrü olmasına rağmen ölümüne kadar yaptıklarıyla sadece Yunanistan ya da Pers İmparatorluğu değil, Orta Doğu'dan Mısır'a kadar uzanan tüm bu coğrafyada etkili olacak Helenistik dönemin başlamasına sebep oldu. Yunanistan M.Ö. 2. yüzyılın ortalarında Roma İmparatorluğu kontrolüne girdi ve Helenistik dünyanın diğer parçaları da bir bir Roma'ya yenik düşmeye başladı. Örneğin M.Ö. 1. yüzyılda Ptoleme Krallığı dönemindeki Mısır bir örnek. Yunanistan Roma kontrolüne geçtikten sonra bile Roma İmparatorluğunu büyük bir şekilde etkilemeye devam etmiştir. Yunanlar denince demokrasi ve felsefe yanında duyacağınız şeylerden biri de, diğer şeylerden biri de yani savaşlardır. Bu noktada size Yunan savaşçıların neye benzediklerini göstermek istiyorum. Burada hoplitlere ait bir çizim var. Hoplitler, antik Yunan'daki asker vatandaşlardı. Savaşçılardan bahsedilirken, phalanx'tan yani savaşçıların birbirlerine çok yakın bir şekilde yürüdükleri düzenden bahsedildiğini de duyarsınız. Bu düzende okçular kalkanlarını kaldırdıklarında çok etkili bir silaha, adeta zırhlı bir araca dönüşürlerdi. Sparta ve kölelerinden bahsedilirken de köle anlamına gelen helot kelimesini duyarsınız. Helotlar kişilere değil şehir devletlere ait kölelerdi. Bunlara ek olarak çok önemli bir konuma sahip olan Korint de sıklıkla karşımıza çıkacak. Peloponez Yarımadası'ndan Anakara'ya geçmek için Korint'ten geçmek gerekiyordu. Teb şehri Yunan tarihi boyunca Atina'ya rakip olmuş önemli bir şehir devletti. Son olarak bir de Yunanistan'dan yeşeren kültürü ve Yunanistan'a ait kelimeleri bugün hala bazı dillerde kullanıyoruz, bunu da belirteyim. Örneğin İngilizce'de gaddarca anlamına gelen draconian yani drakon özelliğinde sözcüğü M.Ö. 7. yüzyılda Atina'da yazılmış olan Drakon'un kanunlarından gelir. Drakon, Atinalı bir kanun koyucuymuş ve çok katı ve acımasız bazı kanunlar yapmış. Spartalı kelimesi ise sade, lüks olmayan anlamında kullanılır ve sadece askeri ihtiyaçlar etrafında kurulmuş olan Sparta kültürüne göndermede bulunur. Çok sık olmasa da belki karşınıza çıkabilecek lakonik kelimesi ise Sparta'nın Lakonya bölgesinden gelir ve az ve öz konuşmaları ile ünlü olan Spartalılara atıfta bulunur. Makedonyalı Philip Spartalıları, "Eğer benim tarafıma geçmezseniz size şunu yaparım, bunu yaparım, şehirlerinizi yıkarım, insanlarınızı öldürürüm" diye tehdit ederken, Spartalılar buna "eğer" diye cevap vermişlerdir. İşte size lakonik konuşmaya dair çok güzel bir örnek. Spartalılar tek bir kelimeyle o kadar çok şey anlatmışlar ki. Evet, videoyu yavaş yavaş noktalamak istiyorum. Umarım Yunanistan'dan bahsedildiğinde çok geniş bir zaman diliminin söz konusu olduğunu ve Akropolis, Parthenon, Pers Savaşları, Yunan filozoflar gibi antik Yunanistan'la özdeşleştirdiğimiz birçok şeyin aslında buradaki klasik dönem yani altın çağa ait olduğunu anlayabilmişsinizdir. Klasik dönemden önce Yunanların sadece beyaz çarşaf giyen filozoflardan ibaret olmadığını, savaşçı ve serüvenci, küçük köylerde yaşayan insanlar olduklarını biliyoruz. Bu küçük köyler zaman içinde Atina ve Sparta gibi şehir devletlere dönüşmüş ve sonra da altın çağlarını yaşamışlar.